Evet arkadaşlar, bugün özdeşliklerle konularımıza devam ediyoruz. Şimdi özdeşlikler konusunun biraz tanımını bilmek gerekiyor. O da şu, özdeşlikler biraz sihirli arkadaşlar. Nasıl sihirli? Siz X ve Y yerine ya da A ve B yerine, neyse artık değişkeniniz yerine ne yazarsanız yazın, özdeşlikler hep birbirine eşit çıkar. O yüzden sorularda aşağıdakilerden hangisi... aşağıdaki ifadelerden hangisi daima birbirine eştir? Ya da eşitlik hiçbir zaman bozulmaz. Ya da daima eştir ya da özdeştir, özdeşliktir. Özdeşlik zaten birbirine özdeş olan ifadelerin bulunması. Aslında siz bunları birazdan tanıyacaksınız. Bunlar sizin biraz önce yaptığınız özel dağılma özellikleri. Yani biraz önce hani... İki tane parantezi birbirine çarptık ya, hani ortadakiler gidiyordu gibi, o tarz ifadeler. O zaman birbirine özdeş olan cebirsel ifadeleri ne diyormuşuz arkadaşlar? Özdeş. Bu tanımı yazalım. Bilinmeyenin her değeri için doğru olan cebirsel ifadelere yani bunlar birer ispat gibi. Ne diyormuşuz gençler? Özdeşlik denir. Yani cebirsel ifadelerin özel bir hali özdeşlikler. Üç tane özdeşlik göreceğiz arkadaşlar. Birincisi daha fazla var ama LGS için üç tanesi bizim müfredatımızda. Şöyle başlayalım. Hangisiyle başlayalım? Toplamının karesiyle başlayalım. X artı Y ile X artı Y'nin çarpımı. Yani bir ifadenin kendisiyle çarpımı. Her zaman bakalım neye eşitmiş. Ya da şöyle diyelim. Bir ifadenin aynısısının sadece ortadaki işaretinin değişmişiyle çarparsak ne olur? Ve bunlara hangi isimleri vereceğiz? Diğeri de arkadaşlar. X ya da şöyle yazsaydık. X eksi Y çarpı. Onu yazdık. X eksi Y'nin kendisiyle çarpımı diyelim. X eksi Y çarpı X eksi Y ne olur? Şimdi birincisine bakalım arkadaşlar. Bunların her birinden bize bir tane özel durum gelecek. Mesela biz bunları dağıtsaydık. Birincileri çarptık. X kare. Birinciyle ikinciyi çarptık. X Y. İkinciyle birinciyi çarptık. X, Y. İkinciyle ikinciyi çarptık. Y kare. Ne oldu yani? X kare artı 2XY artı Y kare. O zaman siz iki terimin toplamının karesini gördüğünüzde artık tek tek dağıtmanıza gerek yok. Ne yapacaksınız? Birincinin karesi, birinci ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi diyeceğiz. Ne diyoruz buna? İki terimin toplamının karesi. Devam edelim. Bunları dağıtırsak, bir tanesinin işaretini değiştirsek ne gelir? X kare. Bunu tanıyacaksınız. Bunları çarparsak eksi xy. Bunları çarparsak xy. İkinciyle ikinciyi çarptık. Eksi y kare. Şimdi baktığımızda ne görüyoruz? Bu ortadaki iki ifade birbirinin aynısı gelince götürüyor. Hatırlayın, önceki derslerimizde de bunu yazmıştım ben aslında. Ne kaldı geriye? X kare eksi y kare. Bu iki tane karesel terimin farkı mı? O zaman aynısı olduğunda iki terimin toplamının karesi, bir tanesinin ortasındaki işaret değiştiğinde 2 kare farkı diyeceğiz. Peki ikisinin de ortasındaki işareti değiştirirsek, yani x eksi y çarpı x eksi y yaparsak ne olur? Şuna benzeyecek ama bazı şeyler değişecek. Bakalım ne değişecek?
Çünkü yine kendisiyle çarpıyoruz. Birinciyle birinciyi çarptık. X kare. Sonra birinciyle ikinciyi çarptık. Eksi xy. İkinciyle birinciyi çarptık. Eksi xy. İkinciyle ikinciyi çarptık. Eksi y. Pardon. Eksi eksi artı olur. Artı y kare. Şimdi ortadakiler birbirini götürüyor mu? Götürmüyor arkadaşlar. İkisi de eksi çünkü. Ne diyeceğiz? X kare eksi 2 tane eksi xy artı y kare. Bu da bizim için iki terimin nesi arkadaşlar? Yani ne geldi? X eksi y'nin karesi mi? Ben burada toplamının karesi demiştim. Burada da neyin karesi arkadaşlar? İki terimin, aferin, farkının karesi. O zaman bunları şimdi gelin kurallaştıralım. Birinci kuralımız şuymuş. X artı y'nin karesi eşittir birincinin karesi. Birinci, ikinci diye ezberleyelim. Çünkü size burada her zaman x, y vermeyecek. Eksi 164 falan verecek. Yani birinci, ikinci diyelim. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bu neymiş arkadaşlar? Toplamın karesi. Kısaltalım. Ne yapmış? Çünkü önce toplamış, sonra karesini almış. Bunun eksilisi ne oluyor? Aynısı, bak aynısı. Ne farklı arkadaşlar? Ortadakinin işareti farklı terimin. Buna ne diyeceğiz? Farkın karesi. Neden? Çünkü önce farkını almış, sonra karesini almış. Peki, parantezsiz olduğunda ne oldu? X eksi y çarpı x artı y. Bu ne arkadaşlar? Karelerinin farkı. Bak, işlem önceliğine göre isim alıyor. Ne diyelim? Kare farkı. Bu üç özdeşliği ezberleyeceğiz gençler. Bu önemli. Şimdi gelelim size ne soracaklar. Size soracaklar biliyor musunuz artık? 3x eksi 2y'nin karesi, 4 artı x'in karesi ya da 144 eksi x karenin açılımı. Sen de kurnaz bir çocuk olarak bunları artık tek tek yazıp çarpmayacaksın. İki terimin farkının karesinde hemen bakacaksın. Ne yapıyorsun? Birincinin karesi. 3x'in karesi ne olur? 9x kare. Eksi koyuyormuşuz. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3x ile 2y'yi çarpsak 6x y. Ama eksi 6x y. Ama biz eksiyi koymuştuk zaten. Güzel, doğru gidiyorum. İsterseniz önce işaretleri koyun, sonra hiçbir şey koymayın. 6x y'yi bir de kaçla çarpacağım? 2 ile. Ne olacak? 12 x y. Sonra ikincinin karesi. Yani 2y'nin karesi ne olacak? Eksi 2y'nin karesi artı geldiği için baştan artı koyup sonra 2y'nin karesini düşünüyorum. 2'nin karesi 4, y'nin karesi y kare. 4 y kare. Bu kadar arkadaşlar. Artık uzun uzun dağıtmamıza gerek yok. Çünkü özdeşlikler der ki öğrenci sen buraya ne yazarsan yaz. Zaten bu buna eşit olacak. Dağıtsan da gelir, ezberlesen de gelir. Evet. Bu ne peki? Önce toplamış, sonra karesini almış. Yani toplamın karesi olacak. Birincinin karesi 16. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Buradan bakıyorum. Önce artılarım koyayım ya da. Birinci ile ikinciyi çarpsak 4x. E iki katını alsak 8x. Peki. E hocam sayılar hani hep sonda oluyordu. Öyle bir şey yok. Yani şimdi yazacağım. İkincinin karesi ne olacak? X kare. Şu da olabilir. X kare artı 8x artı 16. Bu ikisi arkadaşlar aynı şey. Yerinin değişmesi. Toplama çıkarma özelliğinin ne vardı arkadaşlar? Değişme özelliği vardı. Evet. Peki hocam bunda parantez yok. En son çıkarma yapmış. Peki bu neye benziyordu parantezsiz olan? 2 kare farkı. X kare ise kökü x.
O zaman neyin karesi 144 olur? Bu aslında ne demek arkadaşlar? 12'nin karesi eksi x kare demek. Ne yapıyormuşuz? Köklerini bir çıkartıp bir de toplayıp çarpıyormuşuz arkadaşlar. Köklerine bakalım. Ne olur? 12 ile x'i bir toplayacağız. Bir de 12 ile x'i ne yapacağız arkadaşlar? Çıkaracağız. Bunu, yani bu şu demek. Bu ifade bu iki parantezin dağılma özelliğinden geliyormuş demek. Peki biz bunları nerede kullanacağız? Çarpanları ayırmada kullanacağız. Özdeşliklerle ilgili kesin soru gelir arkadaşlar. Özellikle çarpanlarını ayırmada. Birkaç tane daha soru yapalım. Mesela 9x kare eksi y kare ya da ne diyelim? Peki açılmış halini verip toplanmış halini sorsak. Mesela x kare artı 4x artı 4 ya da x kare eksi 4x artı 4. Bir de 4 eksi x çarpı 4 eksiye taktım. 4 artı x. Peki bunlar başlangıçta neymiş? Size bu sefer sonuçlarını verdik. Başlangıçtaki ifadelerini soruyoruz. Şimdi iki tane ise ikili geliyorsa unutmayın parantez yok. Her şey karesel ve iki teriminiz varsa bu kesinlikle iki kare farkıdır. Ne yapıyorduk? Neyin karesi 9x kare? 3x. Neyin karesi y kare? Y. O zaman bunları bir topluyorduk. Bir de ne yapıyorduk arkadaşlar? Çıkarıyorduk. 2 kare fark. Hocam 3 tane var parantez yok. Bakıyorum hangisine benziyor. 3'lü olan buna bakmayacağım. Ya bu ya bu. Ve arada her şey artı. O zaman birinci. Demek ki birincinin karesi x kareymiş. O zaman birincim x. İkincinin karesi şu y kare geliyordu. 4'müş. O zaman ikincim 2. Peki birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. X ile 2'yi çarpsam 2x. 2 katını alsam 4x. Bu da var. O zaman bu kesinlikle iki terimin toplamının nesi olacak? Karesi olacak. Peki bu eksili. Aynısının eksilisi. O zaman farkın karesi. İki tane şeyin farkını almış sonra da karesini almış. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımının iki katı. Eksi geliyorsa demek ki ikinci ya da birinci eksi arkadaşlar. Birincinin karesi x karesi, birinci x. İkincinin karesi 4 ise ikinci 2. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x ise o zaman arada ne olmak zorunda? Eksi olmak zorunda arkadaşlar. Evet, bunun da nesini alacakmışız? Karesini alacakmışız. Evet, son sorumuza gelelim. 4 eksi x ile 4 artı x. Bu sefer açılımını vermiş. Yine baştakini soruyor. İki tane karenin farkının açılımı. Yani bunları uzun uzun dağıtsan mesela 4 ile 4'ü çarpsan ne gelir? 16. X ile eksi x'i çarpsan eksi x kare gelir. 4 ile x'i çarpsaydık 4x, eksi x ile 4'ü çarpsaydık eksi 4x. Bunlar birbirini ne yapacaktı? Götüreceksin. Eğer ortadaki iki ifadeniz birbirini götürüyorsa bu kesinlikle iki kare farkı demektir. Tüyosu şu. Üçlü gördün. Ya toplamın karesi ya farkın karesi. Arada eksi varsa farkın karesi, arada toplam varsa toplamın karesi. Siz genelde üçüncüyü karıştırıyorsunuz. Üçüncüyü ikinciyle çok karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar iki tane karenin farkıysa ikili gelir. Yani kare farkında üçlü ifade yok. Buradan ne yapabilirsiniz? Ayırabilirsiniz. Evet, bir sonraki dersimizde çarpanları ayırmaya bakacağız. Kesinlikle bu konuya ayrıntılı çalışın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyor. Hepinize bu süreçte sabır, başarı, kendinize inanç olarak güvenmenizi bekliyoruz. Hoşçakalın.